Olası depremlere karşı binalarımızı güçlendirme ya da yeniden inşa etme çalışmaları devam ede dursun, geçmişten bize miras kalan ve belki de bunlara hala yenileri eklenen bu kadar sorunlu yapı stoğu nasıl birikti ülkemizde? Yapılan hatalar neydi? Ve bu sorun nereden kaynaklandı? Gelecek kuşaklara yaşanabilir binalar bırakmak için neler yapılması gerekiyor? Bir kez doğru bir çevrenin yaratılması açısından mutlaka ve mutlaka ülke ölçeğinde bir planlama, bölge ölçeğinde bir planlama, kent ölçeğinde bir planlama ve bina ölçeğinde bir planlamadan hareketle yapılarımızın üretilmesi gerekir. Ama üzülerek söylemek gerekir ki, bırakalım ülke ölçeğinde bir planlamayı, ülkemizde bölge ölçeğinde bir planlama yok, kent ölçeğinde bir planlama yok, bina ölçeğinde bir planlama yok. Dolayısıyla kaliteli bir üretime bir yapıya ulaşabilmek için öncelikli olarak bu planlamalara uygun olarak bölge ölçeğinde planlamalara, kent ölçeğinde planlamalara ve yapı ölçeğinde planlamalara uygun olarak bir yapının mutlaka projelendirilmesi ve üretilmesi gerekir. Çünkü çevre şartlarının mutlaka dikkate alınması gerekir. Hangi bölgelerin işte sanayi bölgesi olarak ayrılacağı, hangi bölgelerin konut alanı olarak ayrılacağı, hangi bölgelerde kaç katlı yapıların yapılması gerektiği, hangi bölgelerin yapılaşmaya açılmaması gerektiğinin mutlak surette plan şartlarında belirlenmesi lazım. İşte ülke ve bölge ölçeğinde planlamanın, kent ölçeğinde planlamanın gerçekten kaliteli bir yapıya varmada önemli olduğunu ifade etmek gerekir. Ama üzülerek söylemek gerekir ki ne ülke ölçeğinde bir planlama var ülkemizde, ne bölge ölçeğinde bir planlama var, ne kent ölçeğinde bir planlama var, ne de bina ölçeğinde bir planlama var. Dolayısıyla önce yapılarımızı yapmışızdır bugüne kadar, ondan sonra o yapılara uygun planlamalar yapmaya kalkmışızdır. Kaçak olan o yapıları da çıkarmış olduğumuz aflarla yasallaştırmışızdır. Dolayısıyla bu anlayışla üretilmiş olan İstanbul'daki %70 mertebesindeki yapıların kalite problemi var. Yani bir güvenlik depremlerde yaşayacağımız ciddi bir can ve mal kaybına neden olacak bir problem karşımıza koyduğu gibi bu yapıların aynı zamanda bir kalite problemini de karşımıza koyduğu açıktır. Ama bundan sonra üreteceğimiz yapılarımızın mutlak surette bir planlamanın parçası olması gerektiğini, bütün meslek adamlarının yani sadece inşaat mühendislerinin yapı güvenliği açısından yapacakları projelerin değil, şehir plancılarının yani planlama mühendislerinin, mimarların, inşaat mühendislerinin, jeoloji, jeofizik mühendislerinin, makine ve elektrik mühendislerinin, harita mühendislerinin, kent bilimcilerinin birlikte çalışarak ortaya koyacakları planlara uygun olarak yapıların üretilmesi açıktır ki kalite problemini de ortadan kaldıracak, daha kaliteli yapıların üretilmesini sağlayacaktır. Bu çerçevede sadece meslek adamlarının birlikte çalışması elbette ki önemlidir ama hazır beton gibi, müteahhitler birliği gibi, ticaret ve sanayi odaları gibi bu sektörde bulunan yani yapı sektöründe bulunan kesimlerle meslek odalarının mutlak surette birlikte çalışmalarının ortaklaşa ortaya koyacakları çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkacak yapıların açıktır ki daha kaliteli yapılar olacağı, daha yaşanabilir bir çevre yaratacaklarını da ifade edebilirim. Ülkemizde bu kadar kötü bir yapı stoğunun birikmesinde şüphesiz planlama hataları kadar binalardaki kötü malzeme kullanımının da başlıca unsur olduğu bilim adamlarınca vurgulanıyor. Sevindirici olansa son yıllarda halkın bilinçlenmeye başlamasıyla birlikte kaliteli malzemeler kullanılan binaların sayısının da artmaya başlaması. Yapı malzemeleri gayet tabii binanın depreme dayanıklılığı açısından son derece önemli. Dayanıksız bir malzemeyle depreme dayanıklı bina yapamazsınız. Asgari dayanımları sağlamanız gerekir.
Bunun için de malzeme üreticilerinin gayet tabii sertifikalı üreticiler olması gerekir. Siz birinden beton aldığınız zaman ben bu betonu istiyorum dediğinizde size o betonu getirdiğini bilmeniz gerekir. Ben bana çelik getir dediğim zaman o çeliğin projede kullandığım özelliklerinin sağlanmasını beklemem gerekir. Tabii bu her zaman gerçekleşemeyebiliyor ama bu konuda bir ilerleme var. Bunu da söyleyebiliriz. Yani hazır betonun çok daha yaygınlaşmasıyla beraber ve hazır beton sektörünün kendi içinde daha iyi organize olmasıyla birlikte, bazı kaçakları önlemeye başlamasıyla birlikte esasında bu konu belki bizim depremden sonra en fazla aşama kaydettiğimiz konudur. Hem dayanıklılık bakımından, yani yükler altında betonun kaldırabileceği, karşı koyabileceği dayanım açısından, hem de uzun vadede yapının yıpranması açısından beton dayanımı arttıkça yapının ömrü de uzar. Aynı zamanda yapının tabii dayanımı da artar. Şimdi burada bir geçmişte bize problem yaşadık. Depremlerde gene hasar görmüş binalardan gidip beton örnekleri aldığımız zaman ya da işte iyi olmayan, yeterli görmediğimiz binalardan beton örnekleri aldığımız zaman bunların tasarım ve yapım yönetmeliklerinde vaz edilen minimum dayanımların çok altında olduğunu görüyoruz. Mesela 15 megapaskalın altında beton olmaması gerekirken biz 10 megapaskalı zor buluyoruz. Arazide, hele hele depremde hasar görmüş binalarda beton kalitesinin çok düşük olduğunu görüyoruz. Tabii geçmişte, özellikle 1970 yılı öncesinde bu binalar yapsat sistemiyle yapılırken hep yerinde yapıldı beton. Yani bir hazır beton teknolojisi yoktu. Hatta belki 80'lere kadar yoktu. Hazır beton girince binada beton kalitesi artmaya başladı. Beton kalitesinin artması binanın da